Arkadaşlar merhabalar bu videomda Geometri Full Tekrar Kampı'nın 4. gününün 2. videosundayız. Ne günündeyiz? Benzerlik günündeyiz. Benzerlikteki böyle hatırlatmaları yapmıştık 1. videoda ve klasik soruları çözmüştük. Şimdi benzerlikle ilgili yeni nesil soruların çözümlerini yapacağız bu videoda. Evet kitabımızda sayfa numarası 37, 38 ve 39'u işleyeceğiz. Daha doğrusu çözeceğiz. Daha doğrusu anlatacağız. Her şeyi yapacağız. E o zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 15'te kalmıştık. Aşağıda Göbekli Tepe'de bulunan bir taşın görseli verilmiştir. Ölçümler sonucu da bu taşın ABC ve DF eşkenar üçgenlerinden oluştuğu söylenmiş. Evet bu bir eşkenar üçgenmiş. Hem şu eşkenar üçgen hem de büyüğü eşkenar üçgen. E o zaman açıları yazalım. 60, 60, 60. E bu da 60, bu da 60, bu da 60. 60 da bulunsun. Şimdi BF'yi bize kaç vermiş? BF uzunluğunun tamamı. Şuradaki uzunluğu 10 vermiş. AD uzunluğunu 4 vermiş. DF üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. E şimdi burada iki tane eşkenar üçgen var. İki tane açı eşit verilmiş. Bir burada katmış bir de burada katmış aslında değil mi? Açılara dalmak lazım. hocam ben buraya alfa dersem. E şuraya beta dersem. Ya da 60 eksi alfa değil midir burası tamam 60 olduğundan? Evet. Hocam burada bak ya da şuradaki üçgende dikkat et. Alfa ile neyi toplarsam 60 yapar? 60 eksi alfayı. O yüzden burası da 60 eksi alfa oldu. Hatta burası da alfa oldu 60 olduğundan. Hatta burada da 2 iç açı bir dış açı 60 eksi alfa oldu. Burası da alfa oldu mu? Oldu. Ya elimizde şu üçgenler var. Bu üçgenler ne oldu? Bütün açıları birbirinin tıpkısının aynısı. Alfa 60 eksi alfa 120. Alfa 60 eksi alfa 120. Alfa 60 eksi alfa 120 şeklinde oldu. E o zaman burada ne olacak? E burada bu üçgenler bütün açıları eşit. Yani benzer üçgen. Hatta 120'nin karşılık kenarlar şu kenar şu kenar şu kenar eşit olduğu için Benzerlik oranı 1 yani eş üçgen oldu. O zaman ben burada şu 60 eksi alfanın karşısının 10 olduğunu görüyorum. Burada da 60 eksi alfanın karşısının 10 olması lazım. Şu uzunluk 10 olacak. O zaman buraya 6 kaldı. Şu eşkenar üçgenin bir kenarı 6 çıktı. O işte o eşkenar üçgenin alanı isteniyor. A kare kök 3 bölü 4. 36 kök 3 bölü 4'ten cevap 9 kök 3 çıkar. Yani 15. soru balıkesir oldu. Geldik 16. soruya. Aşağıda boyu 1,5 metre olan bir kişinin sokak lambasının 8 metre uzağındaki görüntüsü verilmiş ve gölge boyu soruluyor bize. Şimdi ne yapıyor burada? Gölge boyu soruluyor ya. Işık buradan çıktı ya. Hop şöyle tam buraya kadar düşecek. Buradan ötesi yani şöyle bir şey. Tam hop şöyle hop şöyle. Şu doğrusal gibi düşün. Işık buradan bu tarafa aydınlatabiliyor. Burada gölge oluşturuyor. İşte buradaki oluşan gölge E bu zemine dik. Bu da zemine dik. Çaktırmadan zemine dik oldukları için bunlar ne oldu? Paralel oldu. E bunlar paralelse ne var burada? Temal orantı var. E temal orantıyı uygulayalım. X bölü X artı 8 eşittir. 1 buçuk bölü 7 buçuk. 1 buçuk bölü 7 buçuk. Yani 15 bölü 75 yapar aslında bu. 15 bölü 75 de 5 yapar. Buradan 5 X eşittir. X artı 8 olduğundan. 4 X eşittir 8 olduğundan. X'i de böylelikle 2 olarak buluruz. Yani cevap balık kesir çıktı. Örnek 16'da. Geldik örnek 17'ye. Ali gördüğü binaların yüksekliğini sürekli merak etmektedir. Bunu babasına sorarak yardım ister. Matematik öğretmeni olan babası oğlunun bu sorusunu aşağıda kurduğu düzenek ile göstermek istemişler. Bak binanın yüksekliğini bu şekilde ölçecek. Buna göre bina kaç metredir? Şimdi sen 150 santim, 150 santimsin ya Ali diyor. Aynaya bak diyor. Aynaya baktığın zaman buradaki gelen açı aynada giden açıya eşittir. Yansıyan açıyla şey açısı eşittir. E o zaman burada bu zemine dik. Bu da zemine dik. Alfa 90 burası beta. Burası da beta oldu. E sen aynadan 1 metre uzaklasın. Yani burası 100 santimetre. E o zaman şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Birbirinin benzeri oldu. E burası da kaç? 1000 mi? 10 metre 1000 santimetre mi yapıyor? Evet santimetre olarak bakalım. Şuraya da x diyelim. O zaman iki üçgen benzer. Alfanın karşısı 150. Öbüründe alfanın karşısı x. Eşittir beta'nın karşısı 100 bölü. Beta'nın karşısı 1000 oldu. 2 0 gitti. E o zaman buradan da işler dışlardan x 1500 oldu. E 1500 santimetre kaç metredir? 2 0 atınca 15 metre olur. Yani örnek 17 böylelikle akçay oldu. Geldik örnek 18'e. Bu sefer gölge evet yine bir gölge mi oluyor burada? Dur bakalım. Aşağıda bir sokak lambası ile güvenlik kulübesi arasında bulunan güvenlik görevlisinin gö görseli verilmiştir. Şurada bir oran verilmiş. Hop şuraya bakalım. Buradaki oran K iken BE 3K verilmiş. Burası K iken 3K verilmiş. A noktasında lamba yerden 7, 2, 270 cm yüksekliğindeymiş. Tamam. Güvenlik yöresinin güvenlik kozisyonu e, duvarındaki gölgesinin uzunluğu. Ha, şimdi ışık böyle vuruyor ya. Bu adamın gölgesi böyle gidiyor. Ardından buraya kadar çıkıyor değil mi? Çünkü burası hala karanlık oluyor. Karanlık olduğu için adamın gölgesi buraya gelecek. Şimdi güvenlik kulübesi duvarındaki gölgesinin uzunluğu 150 santimetre olarak verilmiş. Burası yani BC noktaları doğrusal demiş. Güvenlik görevlisinin boyu nedir diye soruluyor bize. Arkadaş burada ne var? Bizim oran orantı tekniği var. Baksana buradan buraya. 270 var elimde, 150 var burada. Hocam, benzerlik temel orantı oluşturarak da yapabiliriz aslında ama ne yapıyorduk? Şuradan şuraya bakar mısın? Buradan buraya gitmiş 270'ten 150'ye düşmüş. 270'ten 150'ye 120 mi? Evet. Toplamda da 4k var. 4k'da kaç 120 düşüş var? K'daki düşüş kaç olacak? 30 düşüş olacak. E buradan buraya da 3k yok mu? Evet. 3k'daki düşüş ne olacak o zaman? 90. O zaman 270'ten 90 çıkarttığın zaman ne bulursun? 180 olarak bulursun. Güvenlik görevlisinin boyu 1.8 metre olur mu? Olur. Evet örnek 18 yayan oldu. Bu tekniği de kullanın. Bir kere gösterince hep akılda kalıyor. O yüzden ben de buradan yapıyorum. Normalde temel orantıyla da yapabilirsiniz tabii ki bu soruları. Örnek 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 18 cevap. Geldik bir sonraki soruya. Bir katlama var. Katlama gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Eski haline geri açıyoruz. Hop şöyle eski haline geri açtık. Eski haline açtığımızda burası 5 mi? 5. Sonra katladığımızda da burası da x olarak verilmiş. Katladığımızda da şu şekil oluştu ya. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 5 ise 5. X ise X. E sonra 90 ise 90. Üst üste binen açılar da eşit olacak. Şu açılar da eşit. Bu açılar da eşit olacak. E sonra ne yapacağız? A 3 var 5 var. 3 4 5 üçgeninden 4 oldu burası. E sonra aslında burada da 90 derece var. Burada da 90 derece var. E 90'lar da uçuşuyor. Dal alfa betaya hemen alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Yani şu mavi üçgenle bu mavi üçgen birbirinin benzeri oldu. Hatta burası 9 iken burası da 9 değil mi? Evet. Burada 90'ın karşısı x bölü. Öbür üçgen de 90'ın karşısı 5. Alfanın karşısı 9 var burada. Alfanın karşısı 3 var burada. Sadeleştirdik. 3 yaptı. işler dışlardan x de 15 yaptı. Ya da alfanın karşısı üçgen 9 ya. 1'e 3 oran var. Burası 5 iken burası da 15 olur diyebilirdik. Kısaca bu şekilde de yapabilirdik. Evet. Böylelikle örnek 19'u Akçay bulduk. Geldik örnek 20'ye. Şimdi farklı uzunluktaki hasır iplere eşit aralıklarla asılmış. Evet eşit aralıklarla asılmış. Şunlar eşit diyor bize. Eşit aralıklar. En alt 3 noktası doğrusal. Bunlar da doğrusal olarak verilmiş bize. En kısa ipin uzunluğu nedir diye soruluyor. Aslında yamuk konusunu biliyorsun. Ort tabandan yapabilirsin. Ya da şurası K burası K. Buradan buraya K'da ne kadar azalmış? 5 azalmış. Hocam K'da 5 azalmış. E buradan buraya da o zaman K'da 5 azalır dersin. 15'ten 5 azaltırsam burası da 10 mu olur? Evet. Cevap böylelikle Akçay yaptı 20. soruda. Temel olaraktan da yapabilirdik. Tabii ki şuradan bir paralel çizip olayı bitirebilirdik. Geldik 21'e. Marangoz Mustafa Bey 2 tane eş ahşap üçgeni. Bak eş. Bunlar birbirine eşit. Zaten bu kenarlar çakışmış. O zaman bunlar da birbirine eşit demek değil midir? Evet. Eş dedikleri için kenarların hepsi birbirine eşit olmak zorunda. Bunlar eşit. Bunlar da çakışan kenarlar da eşitse bunlar da eşit olmak zorunda. Şimdi AB ile BC birbirine eşit. Tamam. Bir de AD kare artı DC kare DB kare verilmiş. Hmm. Şuraya A diyelim. A diyelim. Bir de DC kare demiş. Bak bak bak. Şunlar birbirine eşit ya. AD kare artı DC kare. A kare artı A kare eşittir. DB'nin karesi. Yani şuraya da B diyelim. B kare eşittir. O zaman buradan 2A kare eşittir. B kare ise eğer B'yi de buradan kök 2A olarak buluruz? Evet. Sonra ABC açısı 60 derece demiş. ABC 60 Hocam bu açının tamamı 60 derece ise eğer Şimdi bu iki üçgen eş üçgen ya. Bu iki üçgen eş üçgen olduğundan dolayı ne olmak zorunda? E hocam aynı kenarı gören açılar eşit işte olacak. A'yı gören nokta açısı A'yı gören nokta açısı olmak zorunda. E yani 60 dereceydi buradaki açı. O zaman bunlar 30'ar derece yaptı. Hemen şöyle kalem rengini de değiştireyim. 30'ar derece yaptı. Ve ben B'yi de kök A olarak biliyorum. Hocam burası kök A olarak biliyoruz. Bizden ADC açısı isteniyor. ADC. E ne yapacağız? Arkadaş buradan şu hamleyi yapabiliriz. Şimdi A'ya kök gibi A var. 30 derecede var. Şuradan şöyle bir dik çizelim. Bunun devamı demiyorum. Bak rastgele bir dik çiziyorum. O dik şu şekilde de olabilir. Şöyle. 90'ın karşısı kök A ise 30'ın karşısı kök A bölü 2. Yani isterseniz buraya işte daha şey, şeyi de diyebilirsiniz ama kök A bölü 2 yaptı burası. Neyse burası da A mı? A. Hocam burada da ne çıktı? 90'ın karşısı A iken burası kök 2 bölü 2 yani Pisagor bağıntısı yapsam burası da A kök 2 bölü 2 çıkıyor. Yani kök 2'ye bölünmüş hali aslında bu. E, bu A kök 2 bölü 2 ne demek? Burası A bölü kök 2 demek. Yani bunun kök katı burası oldu. Kök kat hangi özel üçgendeydi? 45, 45, 90 üçgendeydi. Aynı mantıktan buradan da dik çizsem yine aynı şekilde burada da 90'ın karşısı kök A ise 30'un karşısı kök 2 A bölü 2 yapar. Burası da kök, kökü A bölü 2 yapar. Burası da o zaman 45, 45, 90 üçgeni oldu. E ne oldu burada? 30 90 ise burası 60. E burası da 60. Benden şu açımı isteniyor. Evet. E o zaman istersen boynuzdan hocam ya da bu merakta şu üçünü toplam buraya eşitlersin. İstersen de şöyle yaparsın. 60 60 120 45 45 90. 90 artı 120 210 yaptı. 360'dan da 210 çıkartırsan burayı da 150 derece olarak bulursun. Yani cevap E dilemi çıktı 21. soruda. Geldik 22. Ye. Aşağıda duvar üzerindeki A lambası şu duvar üzerinde A lambası var ile direk üzerindeki B lambası F noktasında duran 1.6 boyundaki alinin gölgesinin iki lambaya göre durumu verilmiştir. Evet. Şurada bu uzunluklar birbirine eşit verilmiş. B noktasının zemine olan uzaklığı 2 metre. Şurası. Burası da 4 metre olarak verilmiş. B noktasının duvara olan en kısa uzaklığı B'nin duvara olan en kısa uzaklığı 2 olarak verilmiş. Yani şuradaki mesafe 2 olarak verilmiş. E sonra ne yapacağız burada? D noktasının duvar olan uzaklığı nedir diye soruluyor bize. Değil mi? Verilen bilgiler sadece bunlar. Ama burada 1.6 da verilmiş. Öncelikli olarak şuna bakalım mı? Bak kırmızıyla gösterdiğime bakalım ilk etapta. Hocam şurada 1.6 uzunluğu da var. Şu kırmızı üçgene bakacak olursak eğer. E, burada 1.6 bölü 2. Hocam temel orantı var. Şurada 1.6 bölü 2. Hemen hesaplayalım. 1.6 bölü 2 demek 16 bölü 20 demek. 4'e böl 4 4'e böl 5 demek. Yani şurada 4 bölü 5 oran var demek. E o zaman burası 4 a ise burası 2 a 2 a olur. Burası da 5 a olacak tamamı. O zaman buraya da a mı kaldı? Evet. Şimdi gel şu lambanın gölgesine bakalım. Şuraya bakalım. E burada da şunlar birbirine paralel ya. Şöyle gösteriyorum bu sefer. O zaman buradaki benzerlik ne? 1.6 bölü 4 değil mi? Evet. 1.6 bölü 4 nedir? 16 bölü 40 demek. Yani 16 bölü 40 da 8'e bölsen 2, 8'e bölsen 5. 2 bölü 5 demek. E hocam 2 bölü 5 oran var burada. O zaman burada da şu mavide 2 bölü 5 oran olacak. Yani burası 2A iken tamamı 5A olacak. E hocam 2 3A'sı buradaysa bak dikkat et. Şuradan itibaren bakıyorum. Hocam 3A'sı buradaysa buraya 2A kaldı. O zaman 2A eşittir 2 ise A'yı buradan 1 buluruz. D noktasının duvar olan uzaklığı bitti mi bitti. O zaman burası 4 olur. Burası 4 olur. Burası 2 olur. 4, 8, 10, 12 yaptı. D noktasının duvar olan uzaklığı. Bir dakika D neredesin D? E, A'yı 1 bulmuşuz ya. Niye söylemiyorsunuz? 2A 2 yapar. Burası da 2 yapar. O zaman A 1. O zaman hesaplayalım. 2, 4, 5, 7 mi yaptı o zaman burası? Evet. Cevap 7 yaptı. Örnek 22. C han oldu. Böylelikle ÖSYM bu tür soruları seviyor. Hem böyle temel orantı var. Hem de burada temel orantı var. Farklı renkle gösterdim ki ayrıyetten görün. Bir şuradaki temel orantı da bir de buradaki temel orantı da. Lütfen buna dikkat edin. Bu ayarda soru tekrardan gelebilir. Bak ikili temel orantıları biz aynı kenarda kullanıyoruz ama bak bu sefer farklı kenarlarda ortak kenarı yok yani. Ortak bir parçası var sadece. Tamam? Seviyor. Hatta Mumlu soru sormuştu. Bir ışığı buradan vermişti, bu ışığı da buradan vermişti. O soruyu da çözmenizi de tavsiye ediyorum. Evet örnek 22C yer oldu. Geldik örnek 23'e. Aşağıda ABC ve EDF üçgenlerin birbirine göre konumları verilmiştir. Dikler verilmiş. AKMC 10. Şunlara böyle 10 10 yazıyorum. Sonra ABDC 24. Burası 24. Burası da 24 verilmiş. Sonra DK'yı kaç vermiş? 18 vermiş. Ve burada da AC artı 6 DF verilmiş. Hadi bakalım bu bilgileri kullanalım. İlk önce şu mavi uzunluğa bakar mıyız? Bu mavi uzunlukta güzel bir şey var. 18 bölü 24. 18'i 24'e bölersen 6'ya bölsen 3. 6'ya bölsen 4. 3 bölü 4 oran var. E mavi de temel orantı 3 bölü 4 oran var. Hocam burası 3A iken tamamı 4A olacak. O zaman buraya A kaldı. 3A 24 ise o zaman A kaç çıkar? Hocam 3A 24 ise A 8 çıkar. Yani burayı 8 buluruz. Sonra burada burada 3'e 1 oran var. 3'e 1 orandan dolayı direkt burayı da 30 olarak bulur muyuz? Buluruz. Ya da 6 kere 3 18, 6 kere 4 24, 6 kere 5 30 diyebilirdik. Ama ben ne yaptım? 3'e 1 oran var ya 3'e 1 oran olacak. E 1'deki olsa 3'teki de 30 diye buldum burayı. Sonra bu uzunluğu buldum mu AC'yi? Bak AC'yi kaç buldum? Burada AC toplamda kaç? 40 değil mi? Evet. AC uzunluğu 40. E 40 artı 6 burası DF eşit. 46'ya eşit o DF uzunluğu. E DF'de ben MF'yi bulmam lazım. MF'yi bulmam için nereyi bulmam lazım? Şu uzunluğu bulmam lazım. E bunlar birbirine paralel vermişti. 90 ise burası da 90. Burası da 90. Yani burası da 90. Aa burada bir ne var? Pisagor bantısı var. 10 ve 24. Bu 2 çarpı 5. Bu 2 çarpı 12. 5, 12, 13 üçgeninden burası da 2 çarpı 13 yapar. Yani burası 26 yapar. E ben tamamını 46 bulmuştum şunun tamamını. 46 burası. Burası 26 ise buraya kaç kalır o zaman? 20 kalır. Yani 23. soru denizli yapar. Geldik 24'e. Yukarıda verilen kırmızı ve siyah çubukların uzunlukları sırasıyla 40 ve 24 olarak verilmiş. Bu iki çubuk kıvrılarak şekildeki gibi birbirine paralel olan kenarları birbirine paralel olan iki üçgen elde edilmiş. E bunlar birbirine paralel ise alfaysa yöndeşitten burası alfa, betaysa yöndeşitten burası beta. Niye hocam yöndeş? yani şunlar paralel. Bak bunlar paralel. Bunlar paralel ya ondan dolayı. Ya da uzatırsın paralelden beta ise beta yöndeş. Beta ise beta yöndeş dersin. Hatta burası teta ise burası da ne yapar? Teta yapar. O zaman bu üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Benzerlik oranı aynı zamanda kenarları oranı eşitti. Aynı zamanda çevreleri oranı eşitti. Şimdi sen 24 santimetreden şu kırmızıyı oluşturdun ya. Bunun çevresi 24 demek. 40 santimetreden bunu oluşturdun ya. Bunun çevresi 40 demek. Alanlar oranı kaçtır diye soruluyor. Arkadaş benzerlik oranı 24 bölü 40 yapar. E 24 bölü 40. 8'e bölsen 3, 8'e bölsen 5. Benzerlik oranı 3 bölü 5 yaptı. E benzerlik alan ilişkisi de benzerlik oranı karesi değil midir? Yani 9 bölü 25'tir. Evet bizden ne isteniyor? Kırmızı üçgeni sınırladığı bölgenin alanının siyah kenarlı üçgeni sınırladığı bölgenin alanı oranı nedir diye soruluyor. Zaten benzerlik oranı 3 bölü 5'ti. Alanları olan da 9/25 oldu. Yani örnek 24. Böylelikle balıkesir çıktı. Geldik 25'e. Hmm. Bu güzel soru kalıbı. Dikkat edin buna ÖSYM sever kullanır. Şekil 1'de verilen özdeş iki tahta parçasının A noktasından birbirine monte edilmesiyle oluşan cisim 180 derece açılarak uzunluk ölçmede kullanılabiliyormuş. Bunlar özdeş. Yani özdeşse şu kenar uzunluklarının eşitliğini şöyle düşüneceksin kardeşim. Tamam? Tamam. Sonra ne olmuş? Bunu cismin A noktası ABC üçgenin ağırlık merkezine denk gelecek şekilde açıldığında. Hmm, ben bunu açmışım. Bak şu B ve C zeminde hala. Şöyle zeminde düşün. Tamam mı? Ben bunu böyle açtı, açacak olursam. Zemine değerek açacak olursam. A noktası ne oluyor? Aşağı inmiyor mu böyle? Aşağı iniyor. Hatta aynı şekil üzerinde göstereyim. Hop şu kısma indi. Şöyle ve şöyle mi oldu arkadaşım? Evet. Tam da nereye inmiş? Ağırlık merkezine doğru inmiş burası. G ağırlık merkezine kadar inmiş. Ve buradaki mesafede kaç verilmiş? 20 kök 2 olarak verilmiş. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Arkadaş bu böyleyken hop açıldı böyle oldu. Eş yapılar eş yapılarda kenarların eşitliği hala daha önemli. Yani burası da aynı şekilde çift çizgiye çift çizgi değil mi? Evet bunu da unutma. Soruyu da eksik bir şey varmış gibi hissettim. Dur bakayım okuyayım. Cismin A noktası AB üç kenarlık merkezinde denk gelecek şekilde açıldığında AB kenarı A üstü B kenarının tam ortasında kesmektedir. Ee, bu A üstü B üstü değil mi? burası? Bak açılmış halinde. A B kenarı da A üstü B üstünün tam ortasında. Yani tam olarak şurada kesiyorlarmış. Şunlar birbirine eşit. Arkadaş zaten bu ikiz da böyle. Unutma bunu. Bunlar da birbirine eşit olacak geç şekilde. Kesişmiş böyle. Burası da tam böyle orta nokta oldu. Tamam şimdi bu verilen bilgiyi kullanacağız. Ağırlık merkezini kullanayım öncelikle. Hocam ikiz kenarda şu ağırlık merkezinden geçecek olursa. Bak yalnız nerede? Şuradaki üçgende arkadaş. Bu üçgende ağırlık merkezinden geçen ne olmak zorunda? Kenar orta olmak zorunda. Yani şu parça ile şu parça birbirine eşit oldu. Çizilen kenar ortak aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Yüksekliği de çizdim. E, hatta bu da ikiz kenar ya. Bu siyahlar da birbirine eşit. Çünkü çift çizgiye çift çizgi. Unutma. Şekil karışacak diye çift çizgileri ya yazmıyorum. O yüzden şu parçayla da şu parça birbirine eşit değil midir? Evet. Yani şuraları da birbirine eşit oldu mu? Oldu. E sonrasında ne yapacağım? Şu eşitliği kullanmam lazım. Bu eşit nasıl kullanılır? E hocam şurada bu uzunluktan şöyle bir dik çizecek olursam hatta ben buradaki orta noktayı tam şurada göstereyim. Tahtanın kalınlığı yokmuş gibi hesap edelim. Yani tam şurada şunlar birbirine eşit. Tam şuradan şöyle bir paralel çizeyim o zaman. Buradaki eşitliğin mantığını kullanmam lazım. E ne yapacağım paralel çizerken iki ihtimalim var. Ya böyle çizeceğim ya aşağı doğru çizeceğim. Sanki aşağı doğru daha mantıklı. Buraya doğru çizince burayı da iki eşit parçaya bölecek. Ve burada ne çıktı o zaman? Hocam burası A iken burası 2A oldu. Orta tabandan dolayı bak. Hatta şöyle diyelim. Burası k iken burası 2k oldu mu? Orta ne oldu. Hocam 1'e 2 oran var ya. Burada da ne var? Dikkat dikkat. 1'e 2 oran burada da var. Hocam 2k iken burası ne oldu? 4k oldu. Ana güzel bir şey çıktı. Hocam şurası k iken burası 6k oldu. Yani şurada bir temel orantı çıktı. k bölü 6k. Yani ben buraya a dersem tamamı 6a olacak. Buraya 5a kaldı. E hocam 6a ya burası da 6a oldu mu? Oldu. Sonra ne yapacağız? Şuraya da bir x diyeyim. Burası ne oldu? Burası x iken bak 1'e 5 oran var. 1'e 5 oran 5x oldu. Burası 6x iken yani burası da 6x. Ve aynı zamanda bu böyleydi hop açtım. Yani şöyleyken hop açılmış halinde. Bunlar da aynı şekilde 6x'e 6x değil mi? Evet hocam burası da 6x burası da 6x olacak. Yani bunlar da 3x 3x diye paylaştı. O zaman bak dikkat et. Şurası x burası 3x. Sonra burada a 5a şeklinde buldum. Ee, burası da 6a oldu. E sonra şuradaki uzunluklar 20 kök 2'yi de kullanmam lazım benim. E 20 kök 2'yi nasıl kullanacağım ben burada? Bir de onu düşünmek lazım. Hocam 1'e 5 oran var. 1'e 5 oranı yazdık. Şurası da A cinsinden çıksa keşke. Keşke A cinsinden çıksa. Dur. Dur çıkaracağım. Burada da yükseklik tabanı 2'ye parçaya böldü. Çıkacak. Mutlak çıkacak. Hocam burada da ort taban yok mu ya? Heh, çıktı. Şurada da orta taban yok muydu? Zaten vardı. Yani burası 5A iken burası da 5A değil mi? Evet. Buraya 4A kaldı. Tekrarlıyorum. Şu üçgende bakar mısın? Şuradaki üçgende ne var? Orta taban vardı. Bak 5A 5A yazmamışım. 5A iken burası da 5A olacak. Buraya 4A kaldı. Tamam. E şimdi ne yapacağız burada? Bizden ne isteniyor? Tahtadan yapılmış cismin uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şu cismin uzunluğu soruluyor bize. Yani x'i bulursak olay bitti. 6x 6x 12x isteniyor bizden. Hocam ben buradaki A'yı bulabilirim artık. 5A, A, 6A, 10A yaptı. Burası da 10A yapar. Toplamda 20A eşittir 20 kökki olduğundan A'yı da köklü olarak bulurum. A ki Bak şuradaki üçgeni alıyorum. Şimdi buraya koyuyorum. Dikkat dikkat. Geldim buraya koydum. Şöyle bir üçgen var orada. A var. A'yı da köklü bulmuştuk. Burası ki Burası 4 ki Ve şurası K, burası 3X. Burası K, burası 3X. Dikkat et. E'ye. Hatta burası da x değil mi? x. Arkadaş dik üçgenler çıktı mı karşımıza çıktı. Bir buradaki dik üçgen çıktı bir de büyükteki dik üçgen çıktı. Her iki dik üçgende de ortak olan kenar k değil mi? Evet. K'yı yalnız bırakıyorduk. ÖSYM seviyordu bunu. O zaman K'yı yalnız bıraktım. K kare ne eşit burada? Hocam kareleri farkı. X'in karesi eksi kökkinin karesi. Yani 2 yapar. Eşittir. Ee, burada da K kare ne eşit? B büyük üçgende 3X'in karesi. Yani 9X kare eksi. 5 kök 2'nin karesi değil midir? Evet. 5 kök 2'nin karesi de 50 yapar. Her ikisi de k kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit oldu. O zaman eksi 50'yi buraya attım. 48 yapar. X kareyi buraya attım. 9 x kare eksi x kare 8 x kare yapar. O zaman buradan x kare 6 gelir ve x de kök 6 olarak buluruz. Yalnız x kök 6 ben buranın 6 x olduğunu biliyorum. O zaman 6 kök 6 burası. E o zaman burası da 6 x. Burası da 6 kök 6. Toplamda bu çubuğun uzunluğu isteniyor bizden. 6 kök 6 burası. 6 kök 6 burası. Toplamda da 12 kök altı mı yaptı? Evet. Zor bir soru. Evet bak oran mantığını kullanmayı yaptık burada. Orta tabanı kullandık burada. Sonra Pisagor bağıntısı kullandık. ÖSYM böyle sürpriz sorularla gelir. Oha hocam bu ne hocam? Çıkar mı hocam? Deme. Çıkar. Bir senesinde 2021 olması lazım. Çok zor sorularla yani çok zor iki soruyla karşımıza gelmişti. İşte o sorulardan biri de neden böyle olmasın? Değil mi? Güzel bir soru. Hoş bir soru. Yani verilen sadece bir bilgiye bakaraktan çıkmayacakmış gibi hissettik ama burada hem tam ortasını kullandık hem de 20 kök 2'yi kullanaraktan bir de ağırlık merkezini kullanaraktan sonuca ulaşabildik. Güzel bir soruydu. Cevap Edremit. Geldik 26'ya. Aşağıda uç noktaları A ve B olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kalas. Alanı 12 kök 3 cm olan KLM eşkenar üçgen. Yani A kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanı 12 kök 3 verilmiş. A kare 48 oldu. A da buradan kök 48 oldu. Kök 48 dediğimiz nedir? Ee, 16 çarpı 3'dür. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Yani 4 kök 3 olur burası. Evet bu eşkenar üçgenin bir kenarı 4 kök 3 oldu mu? Oldu. Bir yükseklik çizdiğim zaman yüksekliği de bulurum. Yükseklik lazım bana bilmiyorum ama dur bakalım. Ali kara uzunluğu 3K, BK uzunluğu 2K. Hemen BK'yı 2K yazdım. Ali kara uzunluğunu 3K yazdım. Bizden ne isteniyor? B noktasının zemin olan uzaklığı. İşte bu uzaklık isteniyor. Arkadaş madem bizden bu uzaklık isteniyor. Ben şuradaki K noktasının zemin olan uzaklığını bulabilirim. Eşkenar ya 60 60 60 30 60 90 üçgeni. E, ee, 30'un karşısı 2 kök 3 yapar. 90'ın karşısı 4 kökse, ya da x kenar tabanı keş parçaya kadar. 30'un karşısı 2 kök kök 3 katı burası 6 yapar. E burası 6 oldu ya. Temel orantı 3K'nın 5K'yı oranı eşittir. 6 bölü x değil midir? Evet. Yani buradan iki katı iki katı yani bu iki katı oldu bu da iki katı olur. O zaman x de böylelikle kaç olur? 10 olur. Cevap böylelikle örnek 26'da 10 çıktı. Yani C an çıktı. Ve benzerliği böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Dostlar o zaman ne diyoruz? Bir sonraki gün yani dördüncü günü hallettik. 5 günde üçgende alan konusunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.